BESEAD üyesi bir grup üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesini protesto ederek bir basın açıklaması yaptı. Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği üyesi bir grup, ilçedeki dernek binalarında basın açıklaması düzenledi. Grup adına açıklamayı okuyan BESEAD Kadın Üye Koordinasyon Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, kelimelerin her türlü yetersiz kalacağı böyle bir olayda tecavüz insanlık suçudur, Özgecan'ı unutma diye haykırarak toplumu bu utanç ve acıyla kendini sorgulamaya davet ediyorum dedi. Nazlıoğlu, bir kızımızı, bir çocuğumuzu, bir kadınımızı, bir canımızı daha bu ülkenin karanlıklarına ve kötülüğe kurban verdik diyerek, Özgecan kızımızı hunharca katledip yakarak dere kenarına bırakan caniler yakalandı. Peki bu caniler adaletin ya hiç uğramadığı ya da arada sırada o da çok geç uğradığı bu topraklarda hak ettikleri cezaları sonuna kadar çekecekler mi diyerek şunları söyledi. Sırf takım elbise giydi diye iyi hal indirimi aldı ya da bir zaman sonra sessiz sedasız uydurma bir politik afla daha önce salıverilen diğer caniler gibi. Bu canilerin de salıverilip aramıza karıştığını görecek miyiz yoksa? Peki hangi adalet Özge canımızı geri getirecek? Hangi adalet ailesinin, yakınlarının hayatını normalleştirecek? Böyle canilerin yakalanması ve gereken en ağır cezaların verilmesi toplum olarak hepimizin beklentisi ve arzusudur tabii ki. Ancak bu üç caninin yakalanması bizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı, insanımızı gerçekten daha güvende hissettirecek mi? Son 20 yılda nüfusumuz %26 artarken aynı dönemde suç oranında %400 artışın gerçekleştiği ve %50'si 18 yaş altı olmak üzere ortalama 10 bin yani günde 29 tecavüz vakasının olduğu cansız manken, damacana ve ruman gibi nesnelerin, eşek, at, tavuk, ördek, kedi, köpek gibi canlıların bile tecavüz mağduru olabildiği, neredeyse her 3 kadından birinin şiddet gördüğü bir ülkede ne kadar güvende olabiliriz ki? Hamileyken sokağa çıkmayacaksın diyen, sen de eteğinin boyunu uzun tut diyen, kadın erkek eşit değildir diyen, gülmek fahişeliktir diyen, aynı merdivenleri kullanmayı tehlikeli gören, kaç çocuk doğuracağımızdan ve nasıl doğuracağımıza kadar biz kadınlarla ilgili her fırsatta ahkam kesen politikacılar, idareciler, çekin ellerinize artık üstümüzden diyoruz. Çünkü bedel ödeyen biziz, dövülen biziz, bıçaklanan biziz, işkence gören biziz ve katledilen maalesef yine biz kadınlarız. Nazlıoğlu kadınlara ne giyeceğini, nasıl oturup kalkacağını, nasıl güleceğini öğretme, oğluna insan olmayı öğret. Kelimelerin her türlü yetersiz kalacağı böyle bir olayda tecavüz insanlık suçudur, Özgecan'ı unutma diye haykırarak toplumu bu utanç ve acıyla kendini sorgulamaya davet ediyorum diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu olayda ve diğer yaşanan olaylardan çıkan en önemli görevlerden bir tanesi de kadının iş hayatında, siyasette, diğer ortamlarda daha fazla rol ve görev alarak, kadın olarak, en önemlisi de insan olarak mücadelemize devam etmemiz gerektiğine ve biz kadınların örnek teşkil etmemiz gerektiğine inanıyoruz.